Arkadaşlar öyle bir zamana geldik ki artık FIFA 21 biraz hayatını kaybetti gibi. Herkes FIFA 22'yi bekliyor ve bunun üzerine bu videoda FIFA 22'nin EA tarafından çıkartılan ilk trailerını, ilk fragmanını izleyeceğiz beraber ve o videoyu ben sizlere durdura durdura şurada şu var, şurada bu yenilik gelmiş olabilir falan verdikleri bilgiye göre anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi EA Sports FIFA'nın YouTube kanalında 12 dakika önce yayınlandı bu fragman. Official Reveal Trailer. Önce bir izleyelim. Ondan sonra ben durdura durdura sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Evet. Arkadaşlar, şimdi geldik başa tekrar. Bu trailer'ın bize gösterdiği bir önemli nokta var. O da zaten en başında da gösteriyor yanılmıyorsam. Ona geleceğim. Real world footage not used in game. Gerçekte bu çektikleri video oyunda kullanılmadı falan gibisinden bir duyuru burada. Şimdi burada ne diyor? Introducing Hypermotion Technology. Oraya bir geri gidelim arkadaşlar. Machine learning diyor. Yani makine öğrenimi. Bunların üzerine bir şeyler takmışlar işte tracker falan. Ona göre yani oyunun içine bu oyuncuların gerçek hayattaki hareketlerini direkt yansıtmaya çalışmışlar diye düşünüyorum. Bunu daha önceden de hani aslında baktığında sürekli yapıyorlar. Farklı farklı isimlerle de söylüyorlar. Bunun haricinde hani oyun modları hakkında hiçbir bilgi gelmedi. Bizim merak ettiğimiz çoğu şeyi burada göremiyoruz ama belki biraz yavaş izleyince daha da fazla bilgi edinmiş olacağız buradan. Genel anlamda bu Hypermotion'u göstermeye çalışmışlar. Yeni bir olay olarak bu sezon. Şimdi burada mesela durdurdum. Görüyorsunuz işte kafayla vuruş gücü, heading force, 0,4G, G falan var. G-force var ya. Onun haricinde ne var? Jump height falan. Bunları böyle ölçmüşler bu kafadaki bantla galiba. Şimdi bu aşağıda da diyor ki Game Engine Footage Simulated by Hypermotion Technology. Yani Hypermotion'dan gelen bilgiler üzerine oyun motoru kurulmuş gibisinden bir bilgi burada. Real Madrid'in forma numaraları da değişebilirmiş. Hani burada görülen numaralar değişebilirmiş. Paris Saint-Germain hayır mı? Evet, Trent Alexander-Arnold pozisyonu. Zaten ara ara oyuncuların işte böyle bilgileri falan da yazmışlardı. Marquinhos, Mbappe en sonlarda vardı. Club Liverpool, Nation England, boyu 1,75. Orayı merak ediyordum. Orada eğer oyun içi böyle rating falan belirtiyorlar mı diye de yok. Burada omuz atmışlar işte. Hani bu video çekilirken şurada şimdi şöyle omuz atacaksın. İki kez falan onu gösterelim. Hani biraz darbe olunca ne oluyor falan oyun içinde. Onu da geliştirmek adına burada trailer'da gösterelim ki millet çalıştığımızı görsün falan gibisinden de. Heh. Şimdi burası mesela oyun içi. Burada City yanılmıyorsam yeni formalarını tanıtmadı. Bunlar da yeni formamı bilmiyorum. Aşağıda bir bilgi yok. Yanılmıyorsam Chelsea formasını tanıttı. Ama City'nin bu forma ya gerçek değil ya da şimdilik öyle yapmışlar. Burası Stamford Bridge.
Grafiklerde, oyun içi grafiklerinde pek hani bir değişiklik yok gibime geliyor. Tabii burası çok yakın çekim, orası da ayrı arkadaşlar. Ama aşırı fazla bir gelişim olacağını düşünmüyorum. Bu arada bu Hypermotion teknoloji sadece PlayStation 5, Xbox Series X, hani yeni çıkan Xbox'ın yeni konsolu Series X miydi? Neyse abi. Yine adamlar Hypermotion işte kılık kıyafetini giymişler. Marcelo Türkiye'ye geliyor mu? Burada bir bilgi vermemiş EA Sports. Kylian Mbappe. FIFA 22'nin kapak resminde yine Kylian Mbappe olacak. Onu da bilmiyorsanız söyleyeyim. Durduruyorum. Pek bir şey göremiyorum. Oyun içi. Heh, burada ne diyor abi? Loading players data into sequence bilmem ne falan filan. Evet, tamam, burası yine ıvır zıvır. Çok da önemli değil. Oyun içi görsellerden bir şey yakalarsak yakalayacağız. Kenarlarda FIFA 22 yazıyor. Tribünler sanki biraz daha heyecanlanmış gibi arkadaşlar. Tribünlerde biraz daha oynama var da yine bu zoomlanmış kamera açısı. Hani normal kamera açısı değil. O yüzden bilemiyoruz nasıl görünecek. Çimlerde biraz daha sanki detay var gibime geliyor. O da işte normal kameradan nasıl görünür hiç bilmiyorum. Arada bir yerde bir bridge hareketi yapıyordu eğer merak ediyorsanız, böyle skill move'ları falan. Bridge yine var. Bridge bu senenin böyle Ultimate Team'cileri arasında çok tartışılan bir skill hareketiydi, yeni gelen. Hani biraz hile gibi bir şey oluyordu, bazen durdurulamıyordu. O yine görünüyor bir yerde. Yanılmıyorsam burada. Aynen burada, burada. Bu bridge galiba. Evet, bu bridge'di kesinlikle. Kylian Mbappe, kaleci. Fark eden bir durum göremedim. Şimdi sona geçti. Son vurdu. Bu da Tottenham'ın stadyumu. Durduruyorum da hiç, yani çok hızlı çekmişler hiçbir şey belli etmemek adına. Çünkü bunun daha detaylı bir trailer'ı gelecektir arkadaşlar. Temmuz'un sonlarına tahminim gelir. Burası da, bu da Vinicius Junior. Aha, Dortmund. Yani Real Madrid, Dortmund, klasik takımlar. Bayer Leverkusen mi bu? Bayer Leverkusen'in yeni forması mı? Sanki sponsordan Bayer Leverkusen gibi geliyor bana. Bu da City. Aynen. Yani yeni forma demek ki böyle. Phil Foden. Yalnız saçları sarı yapmamışlar. Belki onu değiştirirler. Toptaki detay yalnız güzel ha. Burada iyi yakaladım arkadaşlar. Chelsea'nin kaleye Kepa'yı koymuşlar yanılmıyorsam. O da enteresan bak. Edouard Mendy'ye hakaret belki biraz. Chelsea'nin kalede yani Edouard Mendy olmadığı garanti. Kepa. Okey, grafikler kesinlikle FIFA 21 ile hemen hemen aynı gibi görünüyor. Yalnız Kevin De Bruyne'in yüzü biraz daha mı zayıflamış, ne olmuş da bu çok da iyi görünmüyor sanki ya. Ne bileyim, artık yeni jenerasyon oyunda da bir sene geçti aradan, 1,5 sene geçti hatta. Daha da iyi gelişimler gelmesini beklerdim. Bu görüntüden gözüme hoş gelmedi açıkçası. Luka Modric, yanılmıyorsam Luka Modric'in saçlar yalnız fena değil, değiştirmişler sanki. O, burada da Atletico Madrid'i görüyorsunuz. 18 numara kimdi bu? Brezilyalı defans. Vinicius Junior'ın saçlar hala uzun değil. Yani Vinicius Junior bayağı böyle mohawk yapmıştı galiba. Acaba bunları yeniden modelleyecekler mi final oyun için? Burası da Anfield arkadaşlar. RTX, benim arkamda göremiyorsunuz ama işte şey, ray tracing falan var. FIFA 21'e de koydular sözde de çok fazla yani fark etmiyordu. Umarım bu sezon böyle gündüz oynanan maçlarda gölge işleri falan böyle gözümüzü kör etmez. Çünkü gündüz maçları oynamaktan çekiniyordum sürekli. Çok bulutluya alıyordum mesela kariyer oynarken. Oo, bunlar da arkadaşlar yanılmıyorsam Robbie Keane bu. Cordoba, Gomez. Bunlar da ikonlar bir nevi. Burada görünen 3-5 tane ikon. Yeni olan varsa bilmiyorum. Yani ikonlar pek beni alakadar etmiyor. Çok fut oynamadığım için de. Kadınlar mı? Kadınlar, aynen, kadın futbolu. Belki daha da fazla takım mı olur? Bu milli takım mı yoksa kulüp takım mı acaba? Pardon, bu Pro Clubs ama kadın olarak oynayabiliyorsunuz. Demek ki Pro Clubs yazıyor bakın her yerde. Kadın karakter şu an oynayabiliyorduysanız ben bilmiyorum ama sanırım oynanmıyordu. Onun haricinde Mbappe. Başka ne var abi? Mbappe yine.
kamerayı yumrukladı ve oyunun kapak resmi böyle arkadaşlar. Ultimate Edition'ın en azından. Yanılmıyorsam diğer versiyonlarda da yine Kylian Mbappe var ve burada da zaten Hypermotion teknolojiyi de eklemişler. Dual Entitlement. Bu da demek oluyor ki PlayStation 5'te oynuyorsanız PlayStation 4'te yine oynayabileceksiniz. Eski teknolojide. Şimdi burada ne diyor? Hypermotion technology only on the PlayStation 5, Xbox Series S and X and Stadia versions. Dediğim gibi bunu az önce ben de görüp o yüzden söylemiştim o bilgiyi. Bunun haricinde başka da Made in Canada arkadaşlar. Selamlar. Kanada'da yapılmış oyun. Tabii yanılmıyorsam kariyer modunu Romanya'da bayağı geliştiriyorlar. Geçen seneden beri. Bu videodan bu kadar. Daha fazla yenilik videosu falan, yenilik haberleri öğrendiğimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Yanılmıyorsam oyun Ekim'in 8'inde çıkacak ya da Eylül'ün sonunda çıkacak. Ekim'in 8'inde diye bir haber sitesinde okumuştum da yalan mı doğru mu bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Benim kaçırdığım şeyler var mıydı trailer'da? Yorumlara yazarsanız ben de bilgilenmiş olurum. Fiyatı kaç olur? Bence yine bayağı bir pahalı olur yani. Bir minimum 600 lirası var. Almayı düşünüyor musunuz? Yoksa PES 2022'yi mi bekleyeceksiniz? Normalde bir FIFA'cı olarak ki o oyun güzel olmuşsa ona geçmeyi düşünür müsünüz gibisinden. Yorumlar sizin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya görüşürüz. Hoşçakalın.